Süpürge Mühendisliği kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Bosch PowerMax 1700 Watt elektrikli süpürge makinesinin bakımlarını yaptık ve şimdi montajını yapacağız. İç kısmını bu şekilde temizledik güzelce. Diğer bütün aksamların temizliğini yaptık. Şimdi montajı yapılacak. Bu arada ne dedik? Bunun motorunun tamiratı yapıldı. Bakın iç kısmında kolektör yapısını da göstereyim. Kolektör kısmı değişiyor, kömürü değişiyor. İçindeki rulman kısmı zaten ön tarafa gelmişti bu. Şu anda pervanemiz gayet güzel çalışıyor. Şimdi bunun montajını yapacağız. Bunun montajını yaparken arkadaşlar şimdi şu kartımız vardı özellikle. Bu kartımızı yerine yerleştireceğiz. Bunu yerleştirirken şuradaki tiryak grubu şu şekilde makinenin buraya girecek. Buraya da bunun karşılığı olan şu kart girecek. Bu kart girerken arkadaşlar bunun yönü şöyle. Şimdi burada arada bir çizgi var ve burada da plastiği var. Onu takip ederek arkadaşlar ikisi sol tarafa, biri sağ tarafa, yani ürünü böyle tuttuğunuzda iki dişi, şuradaki iki dişi sol tarafa, tek dişi de sağ tarafa gelecek şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Ürünü bu şekilde yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirdikten sonra yerine iterek şöyle. Burada zaten yuvası mevcut. Yerine iterek yerleştiriyoruz. Bunu tam olarak oturttuğunuz zaman arkadaşlar bu buraya tam olarak oturuyor zaten. Altındaki hem vakumu denetleyen ürün oturuyor hem de üstündeki tiryak grubu oturuyor. Bu oturduktan sonra kartımızdan gelecek elektrik grubunun aparatını da takabiliriz. Böyle daha rahat olur. Çünkü burada şöyle göstereyim. Şuraya oturuyor. Şurada bir parçası var. Buraya oturuyor. Bu yüzden böyle çektiğinizde de gelmiyor. Daha sağlam oluyor. Şu da şuraya yerleşecek. Şimdi önce bir motorumuzu yerleştirelim. Şöyle şöyle tutalım. Motorumuzu oturtup öyle devam edeceğiz. Şimdi şu arka tarafıydı zaten. Şunu bir çıkaralım. Şimdi bu plastiğini iyi bir şekilde oturtmazsanız arkadaşlar motorda dönme olur. Kendinde hareket ettiği zaman verim alamazsınız üründe. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor bu konulara. Şimdi oturturken arkadaşlar şu üçgen gibi olan kısmı var bu aparat için. Üçgen gibi olan kısım motora oturuyor. Şöyle. Motora oturduktan sonra buradaki bir parçamız da deliklerine geçiyor. Şimdi bu arka tarafı, bir de bunun ön tarafı var. Şu ön tarafı da şöyle tam kalıbına oturacak şekilde oturuyor. Şimdi kablomuzu takacağımız yer neresi? Bir bu taraf, bir de bu taraf. Bunu oturturken bir önce şeyini yapalım. Yerine bir oturtup bakalım. Hangi kablo nereye geleceğini bir görelim. Tamam, şimdi böyle oturduğu zaman şurada iki tane kahverengi var. Bu aynı hattı temsil ediyor. Burada yakın olanı motorun bu kısmına, alt kısmına takıyoruz. Burada da maviden iki tane hat çıkıyor. Buradan iki çıkışı olan mavi kablomuzun da birini buraya takıp diğerini de makaraya takacağız. Şimdi şunun şu korumalığını bir takalım. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Her seferinde söylüyorum. Bu öncelikle motora gitmeden önceki tozları tutuyor. Böyle bir görevi var. Bunun yanında ani ısınmalar olduğu için ister istemez motoru sıcak tutuyor. Bu çok önemli. Yani soğuk motorun bir anda ısınması arızalara neden olabiliyor. O yüzden bunun önemi arızanın önüne geçmesini sağlıyor. Bunlara dikkat etmenize fayda var. Bazıları bunu alıyorlar, çıkarıyorlar. Bunu boşu boşuna koymuyorlar sonuçta. Bunun düşünülmüş bir teknolojisi var. O yüzden bu ürünü çıkarıp atmayın, temizleyin. Yani kötü de olsa en azından orayı kapatacak bir ürün. Ya da bunu alternatif olarak keçelerle, süngerlerle de kapatabilirsiniz. Yani bu makinenizi koruyacaktır. Sonra motorumuzu
oturtalım. Motorumuzu oturttuktan sonra şuradan kablomuzu takalım. Şöyle. Şuradan da kablomuzu makaramıza bağlayabiliriz. Şunu da şunun altına koyalım ki burasını güzelce sarmalasın. Tamam, kablomuz takılı arkadaşlar. Makaramıza gelecek bu. Diğer gri kablomuz nerede? Şurada üç taraftan buraya takılacak. Şu açma kapamayı da şöyle takalım. Şu da makaramıza gelecek. Makaramızı getirelim. Makara çok eski ama en azından çalışıyor yani, bu güzel bir şey. Şöyle kablolarımızı takalım. Bu demirin arkadaşlar şöyle yerleri var, bakın. Şuraya geçiyor ve şuraya geçen yerleri var. Bu yerine bulunca zaten tam oturuyor. Şimdi bunları taktıktan sonra demir güzelce oturdu. Burada çalışıyor zaten. Şimdi burada ayar düğmemiz yerine oturacak. Evet, şimdi bir çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Bunun alt tarafında arkadaşlar şu süngeri çıkarmıştık. Aynı çıkardığımız gibi geri takıyoruz. Sonra bunu üst kapağımızı yerleştireceğiz. Burada yerleştirirken buna dikkat edilmesi lazım. Dikkatli bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Gayet güzel oturdu. İlk defa böyle şak diye oturan bir makine gördüm. Şimdi oturdu. Tekrar takalım. Tamam. Takma işi bitti. Bir kontrol edelim. Gayet güzel oldu. Şimdi şöyle kartımızı, bakın şuraya şey gelecek, toz torbası bu tarafa oturacağı için böyle oturacak. Zaten burada iki ayağı var, onlar da buralara girecek. Şöyle iki ayağını geçiriyoruz. Bunu da taktık. Tamam, bu böyle. Şimdi bunun önüne keçe keseceğiz arkadaşlar. Şöyle keçemiz var arkadaşlar. Buraya sünger yerine keçe kesip koyarsanız daha sağlıklı olur. Ve parçalanma falan olmadığı için motorunuza da zarar vermez. Şöyle kabaca bir üstünden keselim. Tamam, şöyle güzelce ne oturdu. Bu sizin işinizi rahatlıkla görür. Ara ara bunu
çıkarıp başka bir süpürgeyle temizleyebilirsiniz. Şöyle toz torbamıza takalım. Bu arkadaşlar bez torba, boşaltılabilir bez torbalar. Şimdi bunlar güzel tarafı arka tarafından boşaltıp kullanabilirsiniz. Daha uzun ömürlü olarak. Bunu yenisi yok. Yani normal kağıt filtreli olduğu için aynı müşterimize kendi orijinal torbasını takıyoruz. Bunları taktıktan sonra da şu ön kapağını yerleştirelim. Şimdi şöyle kapağımızı en dibe alıp bacakları var. Onları oturuyoruz. Sonra bu kendi oturuyor zaten. Şimdi şöyle tekrar çekimine bakalım. Şimdi bir denemesi yapalım. Çekmiyor. Bütün her şeyi başarısız mı oldu demeyeceğiz. Burada güzel bir şey denk geldi. Arkadaşlar şu lastik var ya, vakum lastiği olmadan vakumlama yapmaz. Bunu unuttuk. Aslında mesela videolarda hani bu kısma dikkat çekmek için belki şey yapabiliriz. Aynı böyle. Bugün unuttum da koymayı. Unutmuş gibi yapıp aa çekmiyor, neden çekmiyor? İşte vakum şeyinden kaynaklı diyebiliriz. Mantıklı olabilir. Şimdi bir daha deniyoruz. Süpürgemiz gayet güzel arkadaşlar. Bakın eski makine olmasına rağmen çok fazla sesi yok. Neden derseniz o dışındaki filtre o kadar kalın ki o sesi tutuyor. Şimdi en son şu beyazlıklarını da giderelim. Normal cif arkadaşlar. Daha önce süngerle yapıyorduk. Süngerle biraz daha mat kalıyor. Ama bezle yaptığımız zaman daha iyi çıkıyor. Bir de süngerle yaptığımız zaman bir daha polisaj ürünü kullanmamız gerekiyordu parlatmak için. Bunda en azından ihtiyaç kalmıyor ama ekstradan daha böyle parlak olmasını istiyorsanız polisaj ürünlerini de kullanabilirsiniz. Şimdi bu cifti bu yazının üzerine uygularsanız arkadaşlar yazıları silebiliyor. Çoğunlukla siliyor yani. O yüzden dikkatli olun uygularken. Yani beyazlıklar gittikten sonra çok daha iyi bir görünüme ulaşabiliyoruz. O yüzden kendi evinizde de bu duvar çizikleri olursa vurma, kırma, bunları aynı cifle temizleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, makinemizin temizliğini yaptık. Altını, üstünü, beyazlıkları, duvar gidimlerini temizledik. Ürünümüz hazır. Müşterime teslim etmek üzere. Burada Bosch PowerMax 1700 Watt elektrik süpürge makinesi. Bir diğer kodunu tekrar okuyalım. FD8007 numaralı elektrik süpürge makinesinin montajını gördük. Sökümünü merak ediyorsanız bu videonun altında da sökümü var YouTube kanalında. Oradan bakabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntınız motor olursa motor sıkıntınız da olur. Motoru değiştirip bu üründe kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.